Peki, Selam. selam, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nasıl geçti haftan? İyi geçti aslında. Yani çok iyi değildi. Evet, tamam. Doğru konuşuyorum. Çok iyi değildi. Tamam. Böyle çok motive olduğum bir hafta değildi. Ders açısından da çok iyi geçmedi bu hafta yani. Bilmiyorum. Öyle biraz değişik geçti yani. Yani yeterli motivasyonu bulamadığın için masaya da oturamadın mı çok fazla? Gibi aynen. Yani yeterli motivasyonum yoktu ve sürekli böyle şey durumu vardı, böyle sanki yani böyle overthinker gibi, yani böyle çok fazla düşünüyordum. Yani ne olacak işte, sınava gireceğiz, seneye bu zamanlar belli olacak her şey. Şu anda netler artmıyor. Bir yıl kaldı. Ne yapacağız? Ne okuyacağız? Bu gidişat nereye gidiyor gibi düşünceler olduğu için yani biraz yorucu bir haftaydı. Düşünce olarak, düşünsel olarak yorucu bir haftaydı. Ya böyle haftalar olacak maalesef, keşke olmasa, ama hani bazen böyle kafamıza çok fazla takıyoruz gerçekten bazı şeyleri. İşte olacak mı, çalışıyorum ama netlerim artmıyor, ne zaman artacak, işte Mayıs'a kadar böyle mi gidecek, işte herkes söylüyor ya, işte Mayıs netlerin patlama haftasıdır falan, ona kadar bekleyecek miyim? Böyle düşündüğünde, bu arada kendini kötü hissettiğinde direkt bana yaz, konuşalım. Belki birazcık daha kafan rahatlarsa, en azından haftanın böyle tamamında bunu düşünmezsin de bir iki günlük bir süreç olarak kalır sadece. Ya bunlar oluyor. Her günümüz aynı motivasyonla geçmiyor. İşte bazen gerçekten yataktan çıkmak bile istemediğimiz günler de olacaktır muhtemelen. Her hafta da programı böyle kusursuz da yapamıyoruz. Yapamayız da yani. Çünkü şey, insanlar da değiliz. Hani oturalım sürekli ders çalışalım da değiliz. Yani sosyal varlıklarız. Arkadaşlarımızla da konuşalım. Hani bazen gerçekten kendimizi kötü hissedip sadece uyumak istediğimiz zamanlar da olacak. Ya sadece öyle zamanlarda bu anı, bu durumu ne kadar kısa tutabilirsek o kadar iyi, sınav süreci için bizim için de. Ama asla olmaz. Hep kendimizi iyi hissedeceğiz, hep ders çalışacağız diye bir şey zaten maalesef yok. Önemli olan, hani bu durumları ne kadar çabuk kontrol edebiliyoruz, ne kadar daha az etkiyle kurtulabiliyoruz bu. Bence bu hafta daha iyi olacaksındır yani, mutlaka. Çünkü her haftamız dediğim gibi aynı verimle geçmeyebilir. Şimdi yine ekran paylaşayım. Onun üstünden neleri yaptın, neleri yapamadın? Onları birazcık konuşalım. Yeni programımızı yapalım. Hatta istersen bir tık böyle değişik bir şeyler ekleyebiliriz, çıkarabiliriz programı. Hani belki bir değişiklik görmek senin için daha iyi olur programda. O zaman ekran paylaşayım. Ama ekran paylaşımım şu an açık değil. Senin açman lazım. Tamam, açtım. Tamamdır. Bu arada bu hafta benim için de çok böyle verimli bir hafta değildi herhangi bir açıdan. Belki yani böyle genel olarak hepimizin üstünde bir ağırlık olma ihtimali de vardır. Evet, o da olabiliyor bazen. Şimdi genel olarak buradan neyi yapabildin, neyi yapamadın? Evet, baktığımızda geometride çok fazla ilerleyemedim, özel üçgenlerde kaldım. Tamam. Dil bilgisini hallettim, yani noktalama işaretlerini ve aynen yazım ve noktalamayı bitirecektik, bitirdim onları. Tamam. TRT matematik denemelerini çözmedim, Türkçe denemelerinden bir tanesini çözdüm yanlış hatırlamıyorsam. Tamam. Kimyayı da tam olarak çözemedim, yani kimyayı da tam olarak Tamam. yapamadım yani. Böyle. Tamam. Mat birler nasıl geçti? Mat birler güzeldi. Yani biraz daha yani böyle arkadaş ortamında falan da böyle biz şimdi bir arada falan buluştuğumuzda konuşuyoruz. Hani artık şeyi kendimize entegre etmeye çalışıyoruz. Hani sakin olmamız lazım. Hani böyle her şeyi Evet. hızlıca bitirmemize gerek yok. Hani bir konuyu yavaş yavaş bitirip güzel bir şekilde testini de çözebiliriz. Böyle at koşturucasına at, yani biraz sakin olmamız gerekiyor. Bu çünkü hepimiz çok Evet. stresliyiz ve hani hepimiz birbirimize sakin ol dediğimizde biraz çok garip oluyor. Çünkü hiçbirimiz sakin değiliz ama bunu biraz daha entegre etmeye çalıştık. Mutlak değere kadar geldim. Yani işte Temmuz'a kadar işte Temmuz'un sonuna kadar problemlere gelirim falan diyordum. Ya problemlere zaten çok bir şey kalmadı ama biraz daha böyle işte hani sakin ya, hani artık bir relax ya, hani bir artık bir Evet. dur yani, o moda girdim biraz daha. Yoksa girmesem o moda delireceğim çünkü bir süre sonra, onu biliyorum. O yüzden Ya de biraz kesinlikle daha öyle sakin yapman gideceğim. gerekiyor.
Evet. Çünkü şey hani zaten böyle heyecanlı heyecanlı bitirince ya da işte acele acele geçince o konuya mutlaka bir yerde geri dönmemiz de gerekecek. O yüzden sağlam sağlam böyle sakin sakin bitirirsek en azından işte Ocak Şubat geldiğinde artık çevremizdekiler yavaş yavaş benim konularım bitiyor az kaldı dediğinde biz işte ya ben buna çalışmıştım ama geri dönmem lazım. Acaba konularım bitti mi bitmedi mi paniğine kapılmamış oluruz. Hani bir çalıştığımızı artık küçük bir tekrar yaparak tamamen halletmiş oluruz kafamızda. Böyle sakin sakin ilerlersek. Dediğin gibi kesinlikle acele etmene gerek yok. Daha yani Ağustos yeni geliyor. Ağustos başındayız ve her şeyin başında değiliz. İlerliyoruz. İşte gayet güzel bir programımız var. TYT bitirmeyi planlıyoruz. Eğer böyle gerçekten artık Kasım'da, Aralık'ta bir şeyler olmuyorsa, hiçbir ilerleme göremiyorsak tamam biraz endişelenelim ve yolumuzu değiştirelim mesela. Farklı bir çalışma metodu benimseyelim. Ama şu an için böyle şeyler düşünmek için, karar vermek için işte işe yaramıyor mu, yarıyor mu, ne yapacağım, ne zaman sonuçlarını alacağım demek için birazcık erken. O yüzden şimdi dediğin gibi sakin sakin böyle programını aç, sonraki pazartesi ne varmış, şunlar varmış, tamam bunları yapayım. Onlar bitince de böyle rahat rahat uyu. Hani bu kadarla kalabilirsin bugün senin için. Böyle gerçekten hani bir şeyler eklemeli miyim, çıkarmalı mıyım, bu bana iyi geliyor mu, gelmiyor mu? Bunlar hani hepimiz düşünüyoruz. Ben de çok düşünüyordum. Yani ben de gerçekten aşırı stres yapan böyle her şeyi kafasına takan bir insanım. Mesela bu kaynaktan çözdüm ama bu kaynak acaba benim kafamı mı karıştırdı falan diye bile düşünüyordum her şey için ayrı ayrı. Ama gerçekten gerek yok zaten. Bence koçluğun bir tık işe yaradığı kısım da bu hani işte. Evet. Sen böyle kafan karıştığında sana tamam ya sakin ol dur iyi gidiyoruz diyen birinin olması birazcık Evet. rahatlatıyor. O yüzden gerçekten sakin ol gayet iyi bir yolda böyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Böyle birkaç ay sonra zaten çok net bir şekilde göreceksin artık bir şeylerin yerine oturduğunu, nasıl bir temel attığını görmüş olacaksın. İnşallah bakacağız. O zaman yeni haftanın programını paragraf ve matbirleri böyle bir yazarak başlıyorum aynı Tamam. şekilde. Onlarda zaten bir değişiklik olmayacak. Acaba 11. sınıf matematiğine bakmamız gerekli mi? Yani illa ki belli olursa Evet. zaten bakacağım. Hani test kitaplarında belli boşluklar var zaten. Ama buna ne zaman başlamalıyız acaba? Ben de aslında bu hafta aynısını söyleyecektim. Çünkü hani artık bu dördüncü haftamız. Evet. Bu bir aylık periyodumuzu doldurduk. Evet. Bir sonraki hafta artık matikleri ekleyebiliriz. Çünkü Tamam. yavaştan bir mat 1'e başladık. Onun böyle temposuna Yeniliyoruz. alıştık artık Aynen. her gün mat 1 çözüyoruz. Bu artık bizi yormuyor. Bir şekilde rutinimiz haline geldi. Şimdi yanına bir de matik ekleme zamanı. Başta o da birazcık yorar gibi olacaktır mutlaka. Böyle alışamadığımız, hissettiğimiz günler olacaktır. Ama sonra onu da bir rutin haline getireceğiz yavaştan. Hem 11 tekrarı hem mat 1 tekrarı yapmış olacağız. Hem de mat 1'de artık bir tık ilerlediğimiz için bu 11 konuları, mat 2 konuları bize o kadar daha böyle yabancı gelmemiş olacak. Daha iyi ilerleyebiliriz. Tamam, okey. O zaman haftaya mat 2'ye ekleriz. Aynen öyle. Tamamdır. Şimdi geometrileri ben aynı şekilde ekliyorum. Çünkü bu hafta zaten çok fazla çalışamadık. Evet. Geometri de çok sevmiyoruz. Bizi de çok mutlu Geometriyi etmiyor. ne yapacağız ya Rabbim gerçekten. Of. 10 soruyu çözmesem. Şöyle Çözmeyeyim. yapalım. Kendini böyle daha iyi hissettiğin, ders çalışmaya daha motive hissettiğin günler hangisi görece? İşte mesela pazartesi ben çok iyi başlıyorum ya da hafta sonu daha iyi çalışıyorum dediğin gibi bir şey var mı? Yok. Çünkü ben her sabah kalktığımda tamamen değişik modlar, değişik insan olarak kalkıyorum. Her günüm değişik. O yüzden hiç "Aa, şu gün çok iyi hissediyorum" dediğim bir gün yok. Peki şöyle bir şey yapsak, geometriyi oynak bir ders yapsak. Yani ne gün kendini mutlu hissediyorsan haftadan ama 3 gün seçmek şartıyla haftanın 3 günü geometri çalışacaksın. Hiçbir gün mutlu Ama bu hissetmediğim şart zaman mesela. Şey de yapabiliriz mesela her sabah ben sana yazarım 8'de. Bir gün bugün kendini geometri için iyi hissediyor musun gibi. O 3 günü seçerek yapabiliriz. Hem belki böyle hani bir tık daha dinamik olunca daha iyi hissedersin. Görece daha iyi hissedersin. Ya maalesef geometride çözmek zorundayız. Keşke olmasaydık. Ben de kendi dönemimde aynılarını söylüyordum. Çünkü hani gerçekten çok böyle sevdiğim bir ders değildi. Şekilleri göreyim, yok dikme, indireyim, şekil tamamlayayım. Bana göre de çok değildi gerçekten. Ama hani bir yerde öğrendikten sonra da yani artık alışıyorsun. Bir şekilde kanıksamaya başlıyorsun artık o katlama sorularını bilmem neleri. O yüzden bir şekilde bunu çalışmak zorundayız. Ama dediğim gibi yapabiliriz. Hani dinamik 3 güne Tamam. koyabiliriz. O günleri de sen kendin belirleyebilirsin. Tamam. Hatta şey yapabilirsin. Sonradan programa ekleyip işte o eklediğin sıraları da ne bileyim buradan işte mor yapabilirsin. Bunları ben sonradan ekledim gibi. Tamam. Okay.
Tamamdır. O zaman geometrileri ben yazmıyorum ama zaten ne yapacağımız belli geometriden. Evet. Aynı şekilde devam ediyoruz kampımıza. Tamamdır. Geometri yerine kimyalarımızı yazalım. Evet, kimyasal türlerde biz kimyada, TYT kimyada. Tamam. Böyle arka arkaya 3 gün yazdım. Hiç Tamam. kafamız karışmasın, tak 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 halledelim diye. Kimyasal türler arası etkileşimleri bu hafta halledelim. En azından bu konudan böyle tamamen kurtulmuş olalım. Kimyada bir yemeği hallettik diyebilelim böyle rahatça. Onun dışında bir dil bilgilerini yazalım. Onları da çok sevmiyorsun ama. Dil bilgisinde bu hafta hangi konuyu yapmam gerekiyor? Yazım kuralı ve noktalama ihaletlik sözcükte yapıda mıyım acaba? Şöyle yapalım. Sözcükte yapıyı hemen bir bakalım. Sözcük yapısı Bu ve hafta eklemek. aynen sözcük yapısı ve eklere bakalım. Tamam. Onu da nasıl yapalım? Yine bir konu kısmına hafiften bakarsın ama bol pratik böyle bol soru gerektiren bir konu. Ayrıca edebiyatta da bize çok lazım olacak şiir bilgisi kısmında işte bu redif kafiye bulurken ek kök ayırırken falan. O kısımda da çok lazım olacağı için burayı böyle gerçekten sağlam anlamış bir şekilde bu hafta halledelim. Bu hafta o yüzden başka bir konu daha yazmayalım dil bilgisinden sadece buna bakalım bence. Tamam. Tamamdır. Bir de senden bir şey daha isteyeceğim. Onu yazamadım. Hani ben sana her hafta böyle görüşmemizde şeyi soruyorum ya, hangilerini yapabildin, neleri yapabildin diye. Mesela geçen haftadan yapamadıklarını böyle buradan gelip kırmızı yapabilir misin? Tamam. Kırmızı olmak zorunda da değil. Hani mor da yapabilirsin. Hiç fark etmez. Sadece farklı bir renk olması yeterli. Ya Tamam. da daha böyle program olumlu görünsün istersen yapamadıklarını kırmızı yerine yaptıklarını yeşil de yapabilirsin işte ya da yaptıklarını pembe yapabilirsin. Böyle kendini nasıl daha iyi hissedeceksen programı böyle hangi renkte görmek seni daha mutlu hissediyorsa öyle de yapabilirsin. Tamam, yaptıklarımı işaretlemek daha mutlu edecek büyük ihtimalle. Tamam, öyle yapalım. Klavyemin şarjı bitmek üzere olduğu için sürekli harfleri eksik basıyor. O yüzden tamam. Bu hafta sözcük yapısı ve eklere bakıyoruz. Eğer halledememiş olursak bu arada haftaya hani diyorsan ki bundan ben hala bir tık soru pratiğine ihtiyacım var. Devam da edebiliriz çünkü edebiyat için de bize bayağı lazım olacak. Hiç böyle bunda şey yapma, endişelenme. Hani anlamadıysan, oturmayan bir şeyler varsa devam ederiz yani her türlü. Tamam. Şimdi bir denemelerimizi koyalım. Ondan Evet. sonra tekrar bir programa bakalım. Evet, sosyal denemelerimizi koyalım. Bu arada bu haftaki Türkçe denemen nasıldı? Türkçe denemem ve kaça kaç çıktı? 27'ye 6 mı çıktı? Kaçtı ya? Yok, 28'e yok, 28'e 10 mu? Öyle bir şey çıktı. Ve normale göre mesela yaptığımda daha düşük olan bir şeydi. Bu tabii ki bende de alakalı olabilir. Hani atıyorum ya da ortamla da alakalı olabilir ama dil bilgisi biraz zorladı. Bende de sözcük yapısı ekler, isim sıfatlar falan olmadığı Evet. için. Ondan sonra ama biraz bazı paragraflarda da zorlandım. O yüzden yani zaten paragrafları hani çözüyorum ama biraz daha üzerine iyicene eğileceğim. Çünkü insan yapabildiğini düşündüğü bir şey çok fazla eğilmiyor. Ama biraz daha Evet. böyle paragraflara hani daha odaklı olmaya çalışacağım. Çünkü TYT Türkçe'de o da düşmesin bari artık. Yani o da düşmesin. Hep zaten düşüyor. O da düşmesin. Paragraf çözerken şey yapmamaya çalış çok fazla. Mesela bir paragrafı okudun, anlamadın, şıklara baktın, kafan karıştı ya. O paragrafı direkt geç, böyle kafanı sıfırla. Birkaç soru çözdükten sonra ya da en son tekrar dönüp bir kez daha okuyup tak diye işaretlemeye çalış. Böyle hani Tamam. ayrıntılı ayrıntılı bakacağını. Çünkü genelde biz böyle çok detaylı düşündüğümüz için yapamadığımız oluyor. İşte ya burada kesin bunu ima ediyordur falan gibi kuruntulara kapılıyoruz genelde soru çözerken ama aslında çok basit bir şeyden bahsetmiş oluyor. Bir de şey düşünmeye çalış hani bunu ben sorsam neden sorardım? Bunu yazan kişi hani cevabı ne olsun diye düşünüyordur diye böyle içine birazcık felsefe de katmaya çalış işte. Hani benden böyle detaylı derin bir yorum yapmamı ister mi acaba falan gibi arada bir düşünmeye çalış. Bunu hani genel denemelerde değil de daha çok kendi evde çözdüğümüz Türkçe denemelerinde analiz yaparken yapmaya çalışırsam bence onun da bir faydası olur yani. Tamam, okey. Öyle deneyeceğim bu hafta. Tamamdır. Sanırım geometri dışında buraya eklemediğimiz bir şey kalmadı.
Evet. Yine sen de bir bak. Kalmadı. Tamamdır. Senin sormak istediğin, aklına takılan ya da işte merak ettiğin herhangi bir şey var mı? Yok. Yani bütün sormak istediklerimi, söylemek istediklerimi söyledim. O yüzden bir sıkıntı yok şu anda. Tamamdır. Eğer bu hafta yine kendini böyle kötü hissettiğin günler olursa bana mutlaka yaz. Böyle bir konuşalım. Sonra tekrar devam edersin diye düşünüyorum zaten. Geometriler için de şimdi burada Salı, Çarşamba ve Cuma'da 3 boşluk var. Bu seni Evet. psikolojik olarak hiç oralara geometri koymaya itmez. böyle mesela pazartesi uyandın, kendini o gün çok mutlu hissediyorsan bana yazabilirsin. Bugün geometri çalıştım diye. Sonra da buraya ekleriz, üstünü Tamam. renklendiririz. Geometri hangi günlere eklediğimize bakarız. Ya böyle bir çözüm belki bulabiliriz diye düşündüm. Umarım bu hafta bir tık daha geometriye alışabilirsin. Umarım. Onun dışında benim de aklıma gelen sana söyleyeceğim başka bir şey kalmadı. Benim de kalmadı. Çok teşekkür ederim program ve motivasyon için. Umarım ki bu gelecek Ya hafta rica ederim. daha iyi olur. Olur, böyle zamanla olacaktır. Çünkü bir de şu an kazanmaya çalıştığımız şey birazcık çalışma alışkanlığı Evet. aslında. Hani bu zamana kadar biz YKS'ye odaklı çalışmıyorduk. İşte okul ödevlerini yapıyorduk. Sınav haftasından sınav haftasına böyle bir sabahlamalı, not çıkarmalı çalışmalar yapıyorduk genelde. Ama şimdi artık önümüzde ciddi bir sınav olduğu için hani ona odaklı çalışmamız gerekecek. Bunun için de daha önce yapmadığımız şekilde bir ciddiyetle çalışma yapıyoruz. Buna da hemen alışmamamız çok normal. Yani önce bir afallamalarımız mutlaka olacaktır. İşte bazı günler ya bu ne, ben ne yapıyorum? İşte ben eski hayatıma dönsem ya, işte uyusam ya 12'ye kadar, arkadaşlarıma çıksam ya dediğimiz günler mutlaka olacak. Çünkü bir anda bir çalışma alışkanlığını kazanamayız. İşte öyle hissettiğin günlerde de direkt bana yaz. Ben de sana diyeyim ki hayır, çalışmak zorundasın, özür dilerim. Belki bu seni böyle kendine getirir. Aklına böyle çalışmak zorunda olduğunu birazcık sokarsak daha iyi olur. Tamam, çok teşekkür ederim. Yazacağım artık. Tamamdır. Rica ederim. O zaman iyi çalışmalar. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Görüşürüz.